Hadi şimdi alkinlerin hidrasyonuna bakalım. Bir terminal alkinle başlayacağız. Burada alkinin bir tarafında hidrojen olduğunu görüyoruz. Alkinin diğer tarafında yani sağdaki karbona bağlı olan yerde ise bir alkil grubunun olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi alkilimize su, sülfürik asit ve civa 2 sülfat ekleyeceğiz. Böylece hidrasyon olacak. Daha önce hidrasyon tepkimesini görmüştük. Orada alkenle bu tepkimeyi yapmış ve çift bağımızın iki ucuna H+ ve OH- eklemiştik. Burada da aynı şeyi yapacağız. Tabii bu kez üçlü bağın iki ucuna ekleme yapmamız lazım. Bildiğimiz gibi OH- her zaman en substitüe olan karbona eklenir. Bunu önceki videomuzdan görmüştük. Bölgesel kimya bizi Markovnikov kuralına götürüyor. Önceki videolarda Markovnikov kuralından bahsetmiştik. Kısacası sağdaki bu OH'ın en substitüe olan karbona eklenmesi söz konusu. Yani alkil grubunun bağlı olduğu bu sağdaki karbona eklenmiş olacak. H+ ise soldaki karbona ekleyeceğiz. Böylece sol tarafta 2 hidrojen olmuş olacak. Evet, H+ ve OH- ekledik. Tabii temelde suyu üçlü bağın her iki ucuna eklemiş olduk ve bu durumda ara ürün olarak bu molekülü elde ediyoruz. Ayrıca bu molekülün özel bir ismi de var, enol. En kısmı aslında bu moleküldeki çift bağdan gelirken, ol eki ise yapıda bir alkolün olduğunu ifade etmektedir. İşte OH'ımız da şurada. Yani bu enol, bu tepkimenin ara ürünü oluyor. Ancak enol bu molekülün en kararlı formu değil. Bu yüzden düzenlememiz gerekecek. Böylece ürün olarak keton elde edeceğiz. Birazdan bu düzenlenmenin mekanizmasını göreceğiz. Evet, dediğim gibi terminal alkinden metil keton elde edeceğiz. Bu metil keton elde etmek için kullanılacak en iyi tepkime. Ve elbette üçlü bağla başlıyoruz. Evet, şimdi bu tepkimeyi çizmeye başlayalım. Terminal alkinle başlıyoruz. Karbonun şu tarafına bir metil grubu koymamızın ardından şimdi bu terminal alkini su, sülfürik asit ve civa 2 sülfatla tepkimeye sokacağız. Neler olacağını düşündüğümüzde üçlü bağın her iki ucuna H+ ve OH- ekleyeceğiz. Tabii OH- en substitüe olan karbona bağlanacak ve bu karbon da sağdaki bu karbon oluyor. Şimdi buraya iki karbonu çift bağla bağladıktan sonra sağdaki karbona OH'ı, soldaki karbona da H+'yı eklerim. İşte su üçlü bağın her iki ucuna da eklendi. Soldaki karbon üzerinde bir hidrojen daha olacak. Metil grubumuzsa aynı yerde sağda. Evet, bu bizim ara ürünümüz olan enol. Bu molekülü bir kez daha çizelim. Bu molekül şimdi çizeceğim molekülle eşdeğer. Ayrıca bu formda çizmeye başlıyorum. İşte enol ve şimdi bu enolü düzenleyeceğiz. Çünkü bu molekülün en kararlı formu değil. O zaman enolü nasıl düzenleyeceğimize dair mekanizmaya bir bakalım. Şimdi şuraya alta enolü yeniden çizelim. İşte enol molekülümüz. Çift bağımızı ve ortaklanmamış elektron çiftlerini de çizdikten sonra evet, şimdi bu enol asidik bir karışımın içinde. H2O ve H2SO4 bize çözelti içinde hidronyum iyonları H3O+ verecek. Öyleyse buraya çözeltideki H3O+'yı çizelim. Evet, hidronyum iyonumuz şu şekilde. Tabii elbette bu iyonun proton verme kapasitesi var. Bu durumda buradaki pi elektronları buraya hareket edip bir proton alacak. Şu şekilde. Ardından da buradaki elektronlar oksijene geçecek. Bu ilk adım olarak bir asit-baz tepkimesi. Öyleyse hemen yanına denge oklarımızı koyup neler olduğunu çizmeye başlayalım. Evet, iskeletimiz şöyle. OH'ımız henüz bir şey yapmadı. Şimdi protonumuzu çift bağın sol tarafındaki karbona ekliyoruz. Şu şekilde. Bunu da ekledikten sonra hareket eden elektronları bir gösterelim. Bu pi bağında bulunan elektronlar hangisi olduğunu fark etmez, buraya gelerek protonla bir bağ oluşturdu. Tabii bu durumda bu pi bağında bulunan elektronlar hangisi olduğu fark etmez, buraya gelerek protonla bir bağ oluşturdu. Tabii bu durumda buradaki karbondan bir bağ almış olduk. Şuradaki karbon yani. Çift bağ vardı ve bu karbondan bir bağ alınca bu karbon artık artı yüklü oluyor. O zaman hemen yanına artı bir formal yükünü ekleyelim. Şimdi bu ara ürün için bir rezonans yapısı çizebiliriz. Önce kenarlara rezonansı gösteren köşeli parantezlerimizi ve şuraya da okumuzu koyalım. Peki bu artı yükü paylaşmak için ortaklanmamış elektron çiftleriyle ne yapabiliriz?
Şimdi bu ortaklanmamış elektron çiftini alıp karbon ve oksijen arasında bir bağ oluşturmak için buraya taşıyabiliriz. Öyleyse şuraya çizelim. Çift bağımız artık karbon ve oksijen arasında oluyor. Şurada. Tabii üstteki oksijenin geriye bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor. Formal yüke ne olduğunu düşündüğümüzde aslında üstteki oksijene geçmiş oluyor. Yani bu oksijen artık artı bir formal yüke sahip. Ve işte rezonans yapımız bu. Burada bir hidrojenimiz de olacaktı. Onu da ekleyelim. Evet, soldaki bu molekül için rezonans yapımızı şimdi tamamlamış olduk. Tabii oksijen bu artı bir formal yükten hoşlanmıyor. Peki bu oksijenin bundan kurtulmasının bir yolu var mı? Elbette var. Ortamdaki su. Şimdi su baz görevi görecek ve suyun bir tane ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve ardından da buradaki elektronlar oksijene geçecek. Şu şekilde. Tabii bu da bir başka asit baz tepkimesi. Şimdi devam edip bu tepkimenin dengede olduğunu gösterelim. Evet, önce denge okumuzu çizelim. Oksijenimiz burada. Oksijenin bir tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Artık iki tane var. Ve böylece tamamlamış olduk. Keton versiyonunu oluşturduk. Aslında bu en basit ketonlardan, aseton. Böylece elimizde ürünümüzün keto formu var. Yazalım keto. Enol ise şurada. Keto ve enol formu birbirlerinin tautomerleridir. Ayrıca birbirleriyle denge halindeler ve ileri geri hareket edebilirler, yani değişebilirler. Bu durumda bu geçişi katalize etmek için asit kullanıyoruz. Yani buna asit katalizli tautomerleşme diyebiliriz. Tabii keto ve enol formları arasında ileri geri gidebiliriz. Bu yüzden buna daha çok keto-enol tautomerleşmesi de denilmektedir. Yani keto ve enol formu birbirleriyle denge halindedir. Şimdi artık denge keto formunu destekleyecek. Aslında bu daha kararlı form. Karbonun oksijenle çift bağ kurduğu keto formu, iki karbonun çift bağla bağlandığı enol formundan daha kararlıdır. Aslında bu dengede bir proton ve bir pi bağı değiştirmiş oluyoruz. Ve bu mekanizmanın asit katalizli formu. Bir sonraki videoda buna çok benzer bir tepkimi olan baz katalizli tautomerleşmeyi göreceğiz.